anda köylü perişan yani. İncir 40 lira, yarın 35 lira, 30 liraya düşürmeye çalışıyorlar. Bu köylünün hali iyi değil yani. İşçi yevmiyeleri 1000 lira, yabancı işçiler. 200 lira yemek parası veriyor, 1200 lira. Topladığımız incir işçi parası, mazot parasını karşılamıyor şu anda yani. Şu halimize bak, bak saat kaç olmuş, malımızı da satamıyoruz bırak. Bugün gene kapalılar. 3-4 tane firma kapalı. Fiyat düşürme politikası yani. İncir acık fazlalaşınca tarihi bile biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar yani. Tarihi bile biliyorlar. Tabii canım. Yani hava acık sıcak. Lodos çıkıyor. Bizden de incirin fiyatı düşüyor yani. Geçen sene iyiydi. Bu sene berbat. Geçen sene 120-130 liradan açıldı incir. Bu sene 80 liradan açtı. Maliyetler de iki kat arttı. Maliyet gördüğünüz gibi mazot 20 liraydı 40 lira oldu abi. İşçi biz 500 lira 600 lira yevmiye veriyorduk. Şimdi 1200 lira işçi bulamıyor. Her şey ona keza yani. Euro 20 liraydı 37 lira oldu. Yok abi çok kötü. Bırak bize malımızı da satamıyoruz yani. Ortalama fiyat 50 lira civarında oldu o zaman. Yarın şimdi bugün 50 lirayı tutmaya çalışıyor. Yarın 40 lira belki de 35 lira yani. Bilmiyorum Allah yardımcımız olsun. Avrupa'ya adamlar ihracat yapıyor. 40 liraya almaya çalışıyor. 35 liraya almaya çalışıyor. Biz Türkiye'de bizim kendi halkımız bunu 50 liraya 70 liraya yiyorsa Avrupa nasıl yemiyor bunu abi? Bunu anlamıyoruz ya. Sıkıntı orada. Bugün ihracat 40 lira. Biz iç piyasaya yani bizim kendi yediğimiz markete, pazara yaptığımız malı 50 liraya alıyoruz. Yani hadi diyoruz acık acık piyasaya ayakta tutalım ama nereye kadar bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Çok zor. Bursa Osman Gazi Gündoğdu köyünden konuşuyorum. Genç çiftçi incir üreticisi olarak. Şu anda köylüm çok kötü bir vaziyette. Geçen seneye vaziyetle kıyaslama yapılamaz. Geçen sene 80 lira 100 lira sattığımız inciri bu sene 40 lira 50 liraya satamıyoruz, alıcı bulamıyoruz. Maliyetlere geldiğimizde geçen senenin 2 katı 3 katı maliyetlerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden tüm yetkililere bu inciri en güzel şekilde pazarlayıp köylü incirine güzel para kazanması için nezaketli işten düşmelerini bekliyorum. Şu an gördüğünüz gibi incir de çok çok bitmek üzere. Ama bizim ihracat şirketleri sırf politika yapmak için, fiyat düşmek için çeşitli varlığa her sene olduğu gibi köylünün belini büküyorlar. Bu yüzden hepsine sesleniyorum. Köylüyü bu vaziyette bırakmanızı rica ediyorum. Herkes genç üretici diyor ama genç üretici köyde durmuyor. Durmak istese de duramıyor. Ben köyde durmak istiyorum ama duramıyorum yazık ki. Yettiremiyorum, yetmiyor. Aynı zamanda ek iş yapıyorum. Fabrikada çalışıyorum. Buradaki malıma bakmaya çalışıyorum. Ama yine de yettiremiyorum. O yüzden genç çiftçi tamamıyla yalan. Genç çiftçi diye bir şey kalmıyor. Çünkü gençler köyde kalmıyor. Kalmak isteseler de kalamıyorlar. Geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda herkes. Aynı anda oluyor. 3, 4, 5, 6, 6'sı birden oldu. Valla sorunlarımız burası Bursa'nın merkez Gündoğdu köyü. Sorunlarımız bu sene çok büyük. Firmalardan, ihracat firmalarından şikayetimiz var. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yurt içi toplanan, yurt içine giden incirlerimiz 50 lira. İhracata giden incirimiz 60, 40 lira. Yani bu şirketler, yurt içine giden çalışan şirketimiz kazanıyor da ihracata giden şirketimiz neden kazanamıyor? Geçen sene mazot fiyatları 22 lira civarıydı. Bu sene 45 lira. İşçi yevmiyelerimiz 500-600 liraydı. Bu sene 1000 liradan başlıyor 1500 liraya kadar. Yani yatılı işçimiz var. Yemekli işçimiz var. İlaçlarımız ona keza. Gübrelerimiz %100. Attığımız, kullandığımız gübreler. Yani bu şirketler bu seneki işimize bizim de aklımız ermedi. Emeğimizin karşılığını da alamadık. Gerekirse incirleri toplamayacağız. Bu sefer bırak yurt dışını, yurt dışındaki vatandaşımız da yiyemeyecek. Yani bu işlere kim ilgileniyorsa sesimizi en yukarılara kadar gerekirse tarım politikasını değiştirelim. Benim için AK Parti, Kara Parti, Yeşil Parti önemli değil. Ben emeğimin derdindeyim. Yani emeğimin karşılığını alamıyorum. İhracatçılar Birliği mi, kooperatifler mi, Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları bu işlere kim ilgileniyorsa
Aydın'ın ilaçlı inciri 120 lira 130 liraya gitti. Gündoğdu'nun buz gibi inciri orada zarar ettik diye cezasını biz mi çekelim? Veya bu Gündoğdu'nun etrafındaki 3-5 tane köy mü çeksin bunun cezasını? İncir 40 lira. Bir litre mazot alamıyorum ben o paraya. E çalıştırdığım işçinin parasını nasıl verelim? Yani bunu devlet politikası mı değişecek, tarım politikası mı değişecek, anayasayı mı değiştirelim, baba yasayı birbirini değiştirelim yani buna bir çare bulalım. Sesimizi sizin aracılığınızla en yukarıya kadar ulaştırmak istiyoruz. Yoksa biz de toplamayız, bizim malımız da kalsın. Ama bir sene emek verdik biz buna. 11 ay dibinde bekliyoruz yani. Olsun da 3-5 kazanalım. Biz parsayı toplamak derdinde değiliz. Ekmeğimizi çıkaralım. Bu Türkiye'nin tarımı ne oldu? Nereye gidiyor? Kimlerin eli var bu işlerde? Bizim derdimiz bu. Ve sizin aracılığınızla en yukarıya kadar ulaştırmak istiyoruz. Eğer ulaşırsa yani seviniriz, mutlu oluruz. Derdimize derman olursunuz. Allah razı olsun. İnşallah. Bunlar yarın sabah ihracatta gidecek olanlar. Şurada bunun bir boğulması var. Buradan koparsa sütü. Dünyada 48 köyde siyah incir yetiştiriliyor. Sadece dünyada 48 köyde. Yani biz bu ürünü yetiştirirken 9 ay emeğimizi döküyoruz. Emeğimizi döktükten sonra karşılığında bir bedel bekliyoruz. Ama her sezon aynı şekilde firmacıların yaptığı politikalardan dolayı artık tamamen yorulduk. Yani şimdi burada yan firmalar var. 3-5 tane firma açılıyor. Açıldıktan sonra zamanla aradan bir zaman geçtikten sonra fiyat 100 liradan açılıp 2 gün içerisinde 80 liraya 50 liraya düşmesi çok kötü bir durum. Yani ben bugün 8 tane işçi çalıştırıyorum. 8 tane işçinin bir tanesinin 1200 lira maliyeti var. Ben günde 500 kilo 1000 ton incir toplayacağım. Onun bir kısmını yarıya baktığımız mal sahipleri var, ona vereceğim. Ondan sonra ben kazanacağım. Yani burada 3'te 1'e çalışmak çok zor bir şey. Yani işçi benden daha çok para kazanıyor şu anda. Yani bizim kendi incirimiz gerçekten civar köylerde yok. Yani bu kabuğu bulma şansınız yok. Yani bunun lezzetini bulma şansınız yok. Yani dünyada yok. Yani bu kadar güzel özel bir ürüne talepler o kadar çokken gelen firmaların hepsi zamanla kendi aralarında yaptığı politikalardan dolayı bir akşamda fiyat 100 lirayken 70 liraya 80 liraya düşüyor. Ve bugün 40 liraya düştü. Yarın belki 20 lira diyecekler. Ben geçen akşam da bir yazı yazmıştım hatta. İnsanlara yani bunu kendimiz artık toplanıp ya 2-3 gün vermeyeceğiz ya da ürünü dökeceğiz artık. Yani o kadar bu dereceye kadar geldi. Yani bizi bıktırdılar. Ya biz ürün mü yetiştirelim yoksa yetiştirmeyelim mi? Yani biz yetiştirmedikten sonra bu insanlar ne yiyecekler? Olgun piyasası bile şu anda 50 lira. Yani öyle bir şey yapabilsek keşke Türkiye çapında 80 vilayette bizim ürünümüzü alsınlar. Biz sadece Türkiye'ye verelim istemiyorlarsa. Ya da bu firmalar gerçekten para kazanmıyorsa gelmesinler. Açmasınlar burada. Yani burada bir sorun var. Bunu açıyorsan gelip bana burada depo kuruyorsan 25 firma geliyorsa 25 firmanın aynı şekilde aynı kafayla bir şeyleri ortadan kaldırmak için uğraşıyorlarsa biz bıktık artık. Yorulduk yani. Ya şimdi ben bırakacağım, Ahmet bırakacak, Mehmet bırakacak. Yani bunun sonu ne olacak? Kendi insanımız bile bizim çıkarttığımız siyah inciri yiyemeyecek yani. Ya biz istiyoruz kardeşim, herkes yesin. Ya olgunu bütün iç piyasa yesin. Yani bütün Türkiye'ye dağıtalım. Ama insanların gerçekten bizi acımaları lazım şu anda. Gelip bize yani yardımcı olmaları lazım. Özellikle büyüklerimiz, valimiz, belediye başkanımız, bütün hepsi gelip burada bir şekilde koğuşlanması lazım. Sabah oluyor, sabahleyin insan bir açar. Bu Türkiye'de bir politika vardır. Politika da nedir? Sabahleyin üretici koyar tezgahına malını ve üstüne belediyelerde yazar. Etiketini koyarsın. Saat 9 olur fiyat yok. 10 olur yok. 11 olur yok. 12 olur yok. Akşamüstü bir bakıyorsun saat 9'da beyefendinin birisi açıklıyor. Bugün fiyat 50 lira. Ya sen neye dayanarak benim malıma 50 lira fiyat veriyorsun? Sen kimsin? Yani böyle bir durum var. Yani bunun bir şekilde bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gerçekten bizi bıktırdılar. 12'de saat 12'de birbirlerini arayıp gece saat 12'de birbirlerini arayıp bunu duyumlu alıyoruz. Bazı kişiler söylüyor. Fiyatı yarın şu fiyata çekelim. Ya sen fiyatı bu fiyata çekiyorsun da karşı taraftaki insanları hiç düşünmüyor musun? Ya defolun gidin köye gelmeyin.
Bize sadece yerli üreticiler gelsin, alsın bütün Türkiye'ye dağıtsın, bizim malımızı dışarı vermeyelim yani. Kendi malımız iyisin ya. Biz zaten kendi malımızı Bursa'da satılsın, 50 liraya satılsın, 60 liraya satılsın, 70 liraya. Bunda kesinlikle. Ama sen bunu özel yetiştiriyorsun. Ya ufacık bir bere oluyor bak. Şurada ufacık bir bere oluyor. O bereden dolayı bizim incirimiz olguna çıkıyor. Aslında olgun daha güzel. Tırnak ama gecesi, yani şu kadar tırnak bir izi çıkıyor. Aynen bunu böyle almıyorlar ya. Yani böyle bir şey var. Yani o yüzden hem kendileri dikkat ediler, yumuşak olmayacak. Zaten sabah 11'e kadar ürünü topladın toplamadın, ondan sonra işin bitiyor. Anlaşıldı. Ne yapıyorsun? Bu sefer ürünü erken verebilmek için saat 11'e kadar 8-13'tü. 12-13-15 tutan arkadaşlarımız var yani. Bu kadar da değil yani bu. Yani biz de para kazanmak istiyoruz. Biz de insanlara hizmet etmek istiyoruz ama sonunda da bir karşılığı olsun. Emeğimiz boşa gitmesin yani. Yani artık buramıza geldi. Yeter. Köyden de arkadaşlara söylüyorum. Yani kesinlikle kendi köyümüzdeki arkadaşlara ya birlikte olacağız ya hiç olacağız. Bunu da söyleyeyim size. Yani pişman olacaksınız. Yani benim için çok önemli değil. Hepinizin çoluk çocuğu var. Ama gerçekten pişman olacaksınız yani. Bir gün yok olacaksınız. Elimizdeki siyah inciri alacaklar. O kadar söylüyorum ben. Dünyanın en iyi kara incirinin yetiştirdiği Bursa'mızın 30-35 köyünün bir tanesi olan Gündoğdu köyündeyiz. Burada incir üreticisiyle birlikteydik bugün gün boyunca ve onların dertlerini, sorunlarını dinledik. Üretimden gelen sorunlarını dinledik, konuştuk. İnanın ki işler acısı her şey. Çünkü geçen yılla fiyatlar girdiler, maliyetler iki kat artmasına rağmen alım fiyatlarının da geçen yılın yarısı kadar olması inanın hepimizi burada ciddi şekilde etkiledi, üzüldük. Çünkü üretici inanın malını bile hani toplamama noktasına gelmiş görünüyor bu durumda. Üreticinin bu duruma gelmesinde tabii ki köylülerimiz de bunu ifade ettiler. Belirli tüccarların, belirli tekellerin burada fiyat belirlemesi ve o fiyat üzerinden köylünün, üreticinin malları alması, mallarının alması ciddi şekilde burada her şeyi aslında gündemi ve buradaki bütün olan olumsuzlukların bence sonucu ve başlangıcı neredeyse bu. O yüzden köylülerimizin buradaki ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için ciddi şekilde burada tarım politikasından tutun ülkenin ciddi şekilde bu sorunlara eğilmesi ve bu anlamda bu iktidarın da bir an önce bütün ilçelerimizde yaşadığımız Mustafa Kemalpaşa'da, Karacabey'de, Yenişehir'de yaşadığımız domates üreticisinin, kavun karpuz üreticisinin, biber üreticisinin yaşadığı sorunların neredeyse kaynağı temeli aynı zamanda Gündoğdu köyünde de gördük. O yüzden bir an önce bu tarım politikalarını değiştirilip köylünün, çiftçinin yani üreten insana destek olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyoruz. Yoksa biraz önce çok önemli açıklamalar yaptılar. Aslında birçok şeyde biz de çok duygu dolu anlar yaşadık. Yani üreten insanın bu kadar sitem etmesi, isyan etmesi burada iktidarların bir an önce bu tarım politikasını gözden geçirmesi lazım. Bunun sonuçlarını bir an önce hayata geçirip ve iyileştirilmiş bir şekilde burada destek olunması, hatta gerekirse iktidarın ve yönetenlerin buradaki ürünlerinin hak ettiği fiyatta alınmasına yönelik de ciddi bir talebimizin olduğunu, buradan bir seslenişimizin olduğunu bilmelerini isteriz.